Ülkemiz, İngilizler, Yunanlar, Fransızlar başta olmak üzere birçok ülke tarafından paylaştırılmıştı kendi içlerinde. Ulusal güce inanan Gazi Mustafa Kemal Paşa önce Samsun'a çıktı. Daha sonrasında ise Erzurum ve Sivas başta olmak üzere çeşitli kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa, tek bir egemenlik var. O da milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır diyordu. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliği de Türkiye'nin yönetim biçimi cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunu 101 fare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz. Halkımız için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. İnanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti tıpkı bugün var olduğu gibi yarın da güçlü bir şekilde var olmaya devam edecektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.